Girecikli çiftçiler doğrudan gelir destekleme paralarını tam olarak alabildiler mi? İlke, sizi ilgilerine teşekkür ediyorum. Benim çiftçilerim çok sıkıntının içinde. Çiftçiler hiç kimse şu güne kadar iki hükümetin şeysi değişildi, kimse çiftçiye sahip çıkmadı. Şimdi bu doğruda geri desteğini bir çiftçinin ümidi oydu. Doğruda geri desteği de %40'ı verdiler, %60'ı kestiler. Çiftçilerimizin ümidi oydu. Onu da %40'ı da zaten çiftçinin cebini gördü, elini gördü, cebi görmedi. Peki başkanım, bu çiftçilere dağıttıkları doğrudan gelir desteğinden kesintiler oldu mu? Bu doğruda gelir desteği kesintisi işte %40'ı verdiler, %60'ı da vermediler. %40'ı zaten çiftçiye ne yapacak? Çiftçinin bütün üstünde aldığı borcu, Ziraat Bankası'nın birikmiş borcu, Tarım Kredi'nin birikmiş borcu, Maliye'nin birikmiş borcu, efendim söyleyeyim, TEDAŞ'ın, Telekom'un, bunlar Ziraat Bankası'ndaki doğruda geri desteği umudu çiftçinin buydu. Bunu da çiftçi doğruda geri desteğini ben dedi alayım, bu borçlarımı vereyim. Zaten Allah razı olsun, Tarım Kredi Kooperatifin, Ziraat Bankası'nın borcun, Telekom'un, TEDAŞ'ın, hiç bile yani çiftçinin cebine gireceğini parayı hacet görmediler. Yerinden kestiler çiftçilerim eski gibi. Nasıl köyde gelmişse bile yüzü kara, eli boş tekrar köye döndüler. Yine de gübreyi borca aldılar, bakkaldan borca aldılar. Yazın verdiği fıstıkları 1600 kağıta su altını fıstıkını sattığını bugün tepecilerden, tüccarlardan borca 1500 kağıt fıstık peşin gidiyor. 9500 kağıtta fıstıkı borca aldılar. Peki bu %40'ın içindeki kesintiler için Birecik Ziraat Odası Başkanı olarak milletvekilleriyle bir irtibat kurdunuz mu? Bu durguda geri desteği ben milletvekiline görüştüm. Bundan evvel görüştüm. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden telefon ettim. Dedi bu panganın borçları, Tarım Kredi'nin borçları, dedi faizleri, teferruat faizleri dedi silinecek dedi. Normal bunu hesaplayacaklar dedi ama bu durguda geri desteği %40'ı da almasınlar dedi. Bu dedi bunu biz ayarlayacağız, meclise soracağız dedi, karar çıkaracağız. Şu güne kadar hiç daha böyle bir meclisten, her şeyden bu milletvekillerimden kimsede bir görüş alma. Arıyorum, kimse yerinde yok. Bu durguda gelir desteği %40'ı verdiler, %60'ı kestiler. Şimdi %60'ın da 2004 yılına ertelenmiş diyorlar. Peki 2004 yılına bu %60'ı, peki bu durguda gelir desteği Dünya Bankası bu parayı direktmen çiftçilere veriyor. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri, bakanlar, milletvekilleri, başbakanım, bu çiftçinin parasını %60'ını peki niye kesiyorsunuz? Bu Dünya Bankası bu çiftçilere yardım veriyor. Çiftçi kendi ihtiyacını görsün. Bu paralar seçimden siz yediniz. Bu parayı seçimden harcadınız. Peki çiftçinin de ihtiyacı var. Bu paraları temin edin. Bir kaynak bulun, çiftçinin parasını verin. Şimdi çiftçi niye geçsin? Sağdan solda orada burada tekrar benim çiftçilere faize girmişler. Bu bir. Bir de bu çiftçinin doğruda gelir desteği gelen paraları. Siz dedik ki bunu 1,5 ay sonra vereceğiz. Bunu da 1,5 ay sonra 2004 yılına erteleme konusundan gündeme sürüyorsunuz. Yani çiftçinin bu çiftçi hali ne olacak? Ben şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Urfa'nın milletvekili ve Gazi Aintab'ın milletvekili. Biz Güneydoğu, bugün Urfa'nın milletvekilleri 11 tane. Aintab'ı da 9 tane. 18 tane bu iki ilin milletvekilleri var. Peki bunlar da çoğu da çiftçinin çocuğudur. Ya bir gün mikrofonu orada demezler benim Türkiye'nin, benim memleketi bu çiftçilerin hali ne olacak? Çiftçiler bu kadar sorunu var, çiftçiler bu kadar durumu var, çiftçiler bu kadar faize girmiş. Çiftçiler mahkemenin kapılarından, icranın kapılarından, köylerden askerle benim çiftçileri mahkeme kapısına getiriyorlar. Çiftçi bu ağır şartları altından. Peki sizin milletvekili olduğunuz getiniz İslam memleketine sahip çıkmaz mı? Ben bir milletvekili olsam o meclis